Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu, Sultanhisar ilçesinde yapımı tamamlanan itfaiye istasyonu ve kültür merkezini halkın hizmetine açtı. CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfü Baydar ve Mehmet Fatih Atay ile birlikte yapımı tamamlanan hizmetlerin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçoğlu, vatandaşlar tarafından sevgi seliyle karşılandı. İlk olarak Sultanhisar İtfaiye İstasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştiren Başkan Çerçoğlu, il özel idare mallarının dağıtıldığını, komisyonda itfaiye binalarının büyük şehre devredilmemesinden yakındı. Daha sonra Sultanhisar Belediye Binası içinde yapılan kültür merkezinin açılışı gerçekleştiren Başkan Çerçoğlu burada yaptığı konuşmada da Sultanhisar'a kazandırılan hizmetlerden bahsederek büyük şehire devredilmesi gereken il özel idare mallarının Ankara'ya devredilmesini ağır bir dille eleştirdi. Çok değerli milletvekillerimiz, çok değerli Sultanhisar Belediye Başkanım, meclis üyelerim, değerli hemşirelerim, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sultanhisar'a hizmet etmek benim boynumun borcu. Bu hizmeti yaparken de her zaman bana destek olan, hiçbir zaman yanımdan ayrılmayan sizin belediye başkanınız Osman Başkan. Osman Başkan Sultanhisar'a yaptığımız hizmetleri anlattı. Bu yeter mi? Yetmez. Kent meydanı yapacağız. Kamulaştırma kararı aldık. Bu bina Sayın Başkan yakışmıyor Sultanhisar'a. Bunun yenisini yapmak gerekiyor, değil mi? Sultanhisar'a yeni bir belediye hizmet binasıyla yeni bir kent merkezi kazandıracağız. Biz bu zamana kadar büyük şehir olarak Sultanhisar'a neler yaptık? 10 bin metrekare asfalt kaplama, ASKİ olarak da 6 bin metre uzunluğunda içme suyu hattı yapıldı. 250 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı yapıldı. Ve bugün de sizlerle beraber açılışımızı gerçekleştireceğiz. Ama açılışımızı gerçekleştirmeden önce, zaten sizler biliyorsunuz ama bir konuyu da değinmeden geçemeyeceğim. Sultanhisarlıların, sizlerin vergileriyle ve atalarınızın bağışladığı mallar 28 adet. 28 adet taşınmazın hiçbiri Büyükşehir Belediyesi'ne verilmedi. Kim vermedi biliyor musunuz? Aydın valisi vermedi. Tamam, sen buralı değilsin, 3 gün sonra gideceksin, Aydınlı'yı ve bizleri anlayamadın sen. Eğer anlamış olsaydın, Aydın halkının vergileriyle alınan en değerli mülkleri Ankara'ya vermezdin. Bak Denizli valisine, Denizli'nin %98'ini mallarını Denizli Büyükşehir'e verdi. Ankara'ya vermedi senin gibi. Peki sen hata yaptın. Hadi kabul ettik senin hata yaptığını. Peki başında Aydın ismi olan AKP Aydın milletvekilleri Aydın'ın malları Ankara'ya verilirken ne yaptılar? Hiç sesini çıkartmadılar. Karşıdan seyrettiler. Yazık değil midir? Günah değil midir? Bu aydınlılar size oy verdiler. Neden oy verdiler? Malımızı, mülkümüzü sahip çıkın. Aydın'ın sorunlarını sahip çıkın diye. Onlar ne yaptılar? Aydın'ın mallarını Ankara'ya. Sanki Aydın milletvekili değil bunlar. Bakın şimdi önümüze sandık geliyor arkadaşlar. Bunun hesabını sormanız gerekiyor. Sandıkta gereğini yapacak mısınız? Ben sizlere, Sultanhisarlılara, hemşirelerime çok güveniyorum. Sizler bize destek verirseniz, sizler bana destek verirseniz ben daha büyük aşkla hizmet yapma imkanı bulacağım. Benim tek güvendiğim sizsiniz, halk. Başka hiç kimseye hiçbir şekilde sırtımı dayamadım. Ben gücümü sizden alıyorum. Başkaları gibi gücümü başka yerden almıyorum. Geçen gün şunu söyledim. Bizim kültürümüzde pusu yok dedim. Anlayan anladı, tekrar ediyorum. Bizim kültürümüzde pusu kültürü yok. Sağ olun, Allah razı olsun, sizler bize destek verdiniz. Bugün Osman Başkan da ben de belediye başkanıyım. Bunu hazmedemedikleri için
ellerinden geleni yapıyorlar. Bunu engelleyecek olan sizsiniz. İşte sandıkta önümüze geliyor. Gereğini yapacağınızı çok çok iyi biliyorum. Şimdiden tüm Sultanhisarlılara teşekkür ediyorum. Ben de size söz veriyorum Osman Başkan'la beraber. Siz bizden rica etmeyeceksiniz, emredeceksiniz. Bütün emirlerimiz başınızın üstündedir. Sağ olun, var olun. Buyurun açılışımızı hep beraber yapalım. Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya da yapılan ve yapılacak olan hizmetlerden bahsederek Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Biliyorsunuz ilçemiz tarihi dokusuyla, Türkiye'deki örtü altı tarımıyla ve jeotermal sahalarıyla Aydın'ımızın göz bebeği durumdadır. Sayın Özlem Başkanım, gerek Nisantli kentine yapmış olduğu yardımlarla, çiftçimize vermiş olduğu desteklerle ve jeotermal yapılan yatırımlarla her zaman yanımızda olmuştur. Olmaya da devam edeceklerini umut ediyorum. Çünkü özellikle jeotermal ile ilgili biliyorsunuz belediyemize ait bir sahamız vardı. 550 bin dolar alınmış. 330 bin doları bankadan kredilerle kullanılmış. 220 bin doları da ödenmesi gerekiyordu. Yaklaşık bugünün parasıyla kurla alınmış. Aşağı yukarı 1 trilyon civarında. 1 milyon TL. Bu yardımı Özlem Başkanım bize yapmak suretiyle sahamızın elimizde kalmasını sağladı. Özellikle huzurlarınızda sahamız elimizde kaldığı için teşekkür bir boş bildim ifade etmek istiyorum. Kurdele kesiminin ardından Başkan Çerçioğlu kültür merkezini ziyaret ederek eğitim görenlerle sohbet etti.